Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme iftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celal ve ikram. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma ve erinel hakka hakka ve erzukna ittiba'a ve erinel batıla batıla ve erzukna ictinabe. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Evet, tabii soru soracağım. Şimdi Allah'ın mutlakiyetini anlayamıyoruz ya. Şimdi bizim bu dünya Allah'ı nasıl neyi tanıyoruz o zaman? Tanıdığımız ne? Yani mutlakiyetini anlayamıyoruz. Bizim tanıdığımız yok. Yani ne gibi bir şey yani tanıdığımız. Ya mutlakiyetini ihata edemiyoruz da anlıyoruz. Yani mutlak olduğunu anlıyorsun da. Yani mutlak olduğunu anlamak farklı. Mesela mutlak rahmiyeti, mesela rahmaniyeti mutlak olduğunu anlamak farklı. Evet, ama rahmaniyeti anlamıyorsun sonuçta yani. Dolayısıyla Allah'ın... Anlarsın. Mutlak Rahman anlamazsın ama Rahmaniyetin ne olduğunu anlıyorsun. Yani, ölçücükler verilmiş ya bize. İşte çok, mesela Allah'ı çok küçük anlamda tanıyorum gibi. Yani, gölgesinin evet. Gölgesini tanıyorum. Hani küçük büyük değil de tecellileriyle tanıyoruz. Hı. Ve ilişkimizle tanıyoruz. İmanımızla tanıyoruz. Tasdikimizle tanıyoruz. O tecelliler Allah'ın zatının yani tabiriyle sanki hani gölgesi ya çok küçük bir parça sadece tabii. Çok küçük bir parçayla ilişki kuruyoruz diyorlar ama küçük değil mi? Evet, ve mahiyet yani. İtibariyle tecellilerinin gölgesinin gölgesiyle muhatap oluyoruz ama iman ile ilişki kuruyoruz. İman ile, Allah ile olan ubudiyet ilişkini iman cinsinden de. Allah'ı tanıma kısmı nasıl yapıyoruz? Allah'ı tanıma kısmı, belki bu noktada işte kainatla ilişki kurmak çok önemli. Şu yaşadığımız alemde, şu alemde, şu pratik hayatta, yaşadığımız şu pratik hayatta, La ilahe illallah'ı tasdik ediyoruz, görüyoruz. Yaşadığımız pratik alemde gördüğümüz özelliklerin hiçbirisinin kendiliklerinden veya onların sebebi gibi görünenlerden olmadığını anlamaktır. İşte o nane egzemple falan diyorlar da yani bu şu değildir, şu değildir diye onlar diyor, şunlar da. Ama tanınma değil yani. Çünkü hayır. Sonsuz tanı öyle şey var. Hayır öyle değil. Bu sebeple oluyor. Kainatta bir nizam var, o nizam bir sebep altında oluyor. O sebeple olmadığını söylüyoruz. Yani o sebep ilah değildir diye söylüyoruz. Yoksa o sebebin ilah olmadığını söyleyerek Allah'ı tanımlıyor tanımlamak belki ilk başta yapılan bir işlemdir. Fakat bu sebep bunun yaratıcısı olamaz diye söylemek, onu ilah tanımamak tamam. Bizim görevimizdir. Oraya geçtikten sonra. Ondan sonra kendimizi de insanın kendisini de ölçü birimi olarak kullanarak bak burada bir şu isim tecelli ediyor, bak burada bu isim tecelli ediyor, bu isim mutlak olması lazım, bu ismin müsemması Allah'tır demek, kendimi de ölçü birimi kullanıp, benim aracılığımla da ölçü birimi olarak kullanıp, kendimdeki olan özelliklerin de kaynağının o yaratıcıya ait olduğunu söyleyerek, yaratıcımızla, Halık'ımızla bütün esması aracılığıyla abd-mabud ilişkisi kuruyoruz. Şimdi mesela diyelim hani sen ne kadar susuzsan o kadar suyun lezzetini alırsın ya. Tam o hani peki. Falan. Evet. Şimdi bir insan diyelim aczini mutlak olarak anlayabilirse yani sıfır olduğunu.
Yarat. Mutlak olarak mesela Allah'ın zenginliğini vesaire. Evet. Her yerde onu görecek çünkü. Evet. Şimdi görebilir. Kendisini araya koyacak. Kendisini kullanacak. Kendimizi kullanıyoruz aslında. Ama bilinçliyiz ama bilinçsiziz. Kullanıyoruz aslında. Şimdi Allah mesela görmeyen değildir. Demek ayrıdır. Allah canlı olmayan değildir demek ayrıdır. Aleykümselam. Kainatın yaratıcısı bir sebep, kainatın yaratıcısı olamaz. Kainattaki gördüğümüz herhangi bir sebep yaratıcı olamaz demek ayrıdır. O selbiyenin İslam aleminde pek kabul görmedi selbiye. Allah'ı zıttıyla tarif etme mesleği İslam aleminde ulemada da sonradan artık insanlar bu konuyu düşündükçe ne diyelim ümmet o konuyu kabul etmedi selbiye mesleğini. Mesela Allah kimdir? Mesela hayat olmayan değildir. Şu olmayan değildir. Öyle. Ama la ilahe illallah onu demiyor. La ilahe illallah da bu herhangi bir yaratığı alın, bu sineği atomları yapamaz, molekülleri yapamaz, yediği yemek yapamaz, tesadüf yapamaz. Bakın tarif getiriyorsunuz. Bu sineği yapanın sonsuz olması lazım, sonsuz iradesinin olması lazım, sonsuz nizamı kuran olması lazım, kainatın tasvirini yapan olması lazım. Bu sineğin sebepleri, vücuda gelişinde benim gördüğüm sebepler, kainattaki genel tasviri, genel düzeni, genel nizamı kuran olamaz diyorsunuz. Yani tarif getiriyorsunuz, pozitif tarif getiriyorsunuz. Bu ilah değildir diyorsunuz. İlahın şu özellikler olması lazım ve ilahta kainatın yaratıcısında bu özellikler var. Çünkü kainat bütünüyle bu özelliklere şehadet ediyor. Ben böyle bir Allah'a, böyle bir yaratıcıya Allah diyorum. Kainatın yaratıcısına Allah diyorum. Sonra kendimizi araya koyuyoruz. O biraz eğitim, terbiye istiyor bu nokta artık. Kendimizi araya koymamız terbiye istiyor. Çünkü kendi duygularımız, kendi hislerimizle birlikte bize verilen kabiliyetleri ölçü olarak kullanarak kainatın yaratıcısını tanıyoruz. Ama ne? Problemi şuradan, problem gibi görünen, çözümleyemedik ya biz Allah'ı nesiyle tanıyacağız ki zaten? Ben Allah'ı ne tanıyorum ki zaten gibi görünen nokta, kendi duygularımızı kainatın yaratıcısını tanımada, ölçü birimi olarak kullanmada eksik kalmamızdır. O eksiklerin tam manasıyla tanınabilir miydi? O zaman iman cinsinden tanınır. Sonra iman cinsinden tanınır deyince bir kaçamak gibi oluyor. Peki ne cinsinden tanıyacaksın ki? Bak başka mesela burada Ömer var, Omar. Omar'ı ne cinsinden tanıyacaksın şimdi sen? Ben Omar'ı tanıyorum desem bile nesinden tanıyorsun ki? Yani kalp zaten Rabbini tanır ki. Kalbin zaten bir tarafı bizim de ihata etmediğimiz bir şey teşkil ediyor. Yani bir şekilde onlar bir ilişki kuruluyor. Onu biz belki tanımlayamıyoruz ama bir ilişki oluyor. Yani tam nasıl oluyor? Neyi tanıyacağız? Ben şunu söyleyeyim. Mesela sen bir eşyayla diyelim ki eline aldın bir kayısı yiyorsun. Kayısıyı sen neyle tanıyorsun ki zaten? Gözün gördü. Yani gördü. Yani görüntüsüyle, tadıyla, sesiyle, özellikleriyle senin kafanda bir, senin onda dünyanda bir ne bir suret giydiriyorsun ona. Diyorsun ki evet. Ve kayısıyı götürdükten sonra bile kafanda diyorsun ben kayısıyı bilirim diyorsun. Ne sen biliyorsun ki?
sana verilen ölçücükleri kullandığın ölçüde biliyorsun. Kullandığın kadarıyla biliyorsun. Nasıl alma duyumuz olmasaydı o kısmını tanımlamış olurdu. Hiç öyle bir kayısıdan bahsetmiş olmayacak. Yani kayısı yesek bile o salalma kısmını tanımamış. Tanımamış. Rengini görecektik. Evet. Şeklini görecektik. Rengini görecektik. Yumuşak mı sert mi onu görecektik. İçinde çekirdek varıyor diye görecektik. O kadar. Şimdi sen bir hayal etmiyorsun değil mi? Mesela ben kayısıyı biliyorum dediğin zaman ne kayısı var ortada ne bir şey var. Biliyorum diyor musun? Kayısıyı biliyor musun? Yani kayısıyı biliyorum demek bir şey. Tadı şöyle olan yönü söylüyorum. Tamam. Sendeki bıraktığı izlere göre şu anda senin kayısı hakkında sahip olduğun yalnız bilgi değil. İntibaların tümü mü diyelim? Senin duygularının ölçü olarak kullanıp kendisine mal ettiği nasıl bir bilgi varsa o öyle biliyorsun işte kayısıyı. Yoksa ne bilmekten bahsedebilmek dediğimiz şey nedir? İki insanın zaten kayısı dediği şeyle farklı olması lazım. Biri mesela bazı özellikler tam gelişmemiştir. Olabilir. Kar almasını tam alamıyor tamam. Mesela. Onun kayısı dediği şey farklıdır. Mesela ama fil hakika kayısı farklı değil. Onun evet. Kayısı perception'ı farklı. Kavraması farklı. Seninkinden farklı olur efendim. Her müminin Allah'ı tanıması, kendi istidadını, kendi hissiyatını ölçü olarak kullandığı müddetçedir. Mesela yalnızca Allah'ı tanımayı akli bir muhakemeyle de tarif edemeyiz. Yaşıyoruz biz. Nasıl yaşıyoruz? Kendimizdeki hissiyatım. Onun en güzel örneği, en bariz örneği mesela sen güzel yapmak istiyorsun. Bir şey güzel çalışınca yaptığın bir şey tam güzel çalışınca memnun oluyorsun. Allah'a şimdi güzel yapma ve o güzelliği güzel olanın gerçekleşmesi sonucunda yaratıcının da benim bu duygumu yaratanın, kainatta da böyle bir özelliği yansıtanın, gösterenin müşahidesini görüyorsun. Aynen kayısı yer gibi aslında. Kayısıyı yiyip lezzetini almak nedir ki? Lezzeti, birisi dese ki bize, siz kayısının lezzetini bildiğinizi söylüyorsunuz, ne biliyorsunuz ki dese? Deriz yani. Bir şey diyemeyiz yani. Ne biliyoruz? İşte bir şey var canım. Ben o lezzeti aldım biliyorum dersin. Ne bir laboratuvara koyabilirsin. Maalesef. Ne bir şeyi anlatabilirsin. Yani kardeşim sen de ye sen de bak dersin. Sen de biliyorsun o zaman dersin. Başka ne dersin ki? Sendeki olan bir şeydir. Ömer'in dediği zaten kalp Rabbi tanır dediği bizdeki duygular Rabbin varlığını, birliğini, esmasını, sıfatlarını, özelliklerini tanıyıp, tasdik edip, evet o öyledir diyebilecek mahiyettedir demek. Ama kimse zaten neyi bildiğini, neyi yaşadığını hem söyleyemez. Yani öyle bir şey zaten yok kainatta. Bu alem böyle garip bir alem. Adem'in eğitimine öyle tutulması var ya, yani mesela insan doktor söz var mı yani? Eğer eğitse kendini tam tanıyabilecek durumda mı yani? Yoksa neyi? Allah. Ya eğitse kendini mesela bir dakika bu kayıt örneğinde hani hakikatte kayıtının varlığı sabit ya yani evet. Tadı malı neyse ama insanların algılaması farklı. Şimdi herkesin tadı alma duygusu şu bu o kayıtta olabilecek bütün ilişkilerinde %100 gelişmiş olsa bir kişi de diyelim. Ya hepsi aynı şeyi tanıyacak yani. Evet. Ve tanıyabilecek durumda yani. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ O olur. Bizim Allah'a bu çok güzel, düşündüğüm belli. Bizim Allah'a iman etme konumuz Allah'a iman etmekten neyi kastediyoruz ki? Nedir bu Allah? Ben hakikaten gördüğümde yok. Neyi göreceksin ki? İnsanlar Allah'ı, biz Allah falan yok, biz kainatı izah edeceğiz diyenler neyi görüyorlar ki? Suyu görüyor, toprağı görüyor, güneş ışığı diye bir şey tarif etmiş, görüyor. Bir taraftan da fasulye bitkisinin büyüdüğünü görüyor. Sen niye görüyorsun?
ne güneş ışığının fasulyeyi yaptığını görüyor, ne DNA'nın fasulyeyi yaptığını görüyor, ne toprağın fasulyeyi yaptığını görüyor, ne suyun fasulyeyi yaptığını görüyor. Vallahi görmüyor. Kimsenin gördüğü de yok. Yalnızca bir çıkarım yapıyorlar. Diyorlar ki, ya su olmazsa olmuyor, olsa olsa sudandır diyorlar. Suyla ben onu yan yana gördüm diyorlar. Herkes biliyor, ben size okuyayım isterseniz. Correlation, creation demek değildir diyor. Correlation neyse, ayrıntısındaki ismi ne onun? Correlation'ın mukarene. Suyla, mukarene. Yan yana gelme. Yan yana geldi diye onu yarattı değil ki, ben şimdi Bülent'in yanına durdum diye Bülent'i ben yaratıyorum değil ki. Cause ayrı, correlation ayrı diye. Herkes onun farkında şimdi. De çok yakında okudum. Yani imkanı yok, öyle bir şey olamaz diye kendileri söylüyorlar. Gavur rezilezler de bunlar. Kendileri böyle olmaz, öyle cause böyle denilmez diyor. Neyi görüyorsun ki? Yaratılıştan neyi görüyorsun ki? Esbaba baktım, böyle baktım. Mesela çocuğa yemeği yediriyorsun bebeğe, bebek de büyüyor. Yemek bebeğe yapıyor mu? Ne yapması görüyorsun ki? Vallahi sen değil, o laboratuvardakiler, vallahi onlar da senden fazla bir şey görmüyorlar. Böyle bir şeyler oluyor, görüyorlar, o kadar. Bizim bilgi dediğimiz şey, marifetullah'taki marifet kelimesi var ya, hadi adam marifete inanmasın, marifetü tabia olsun. Neyi görüyor ki? Kainattaki kanunlar dediğin şey ne ki? Ne ki kanun dediğin şey? Kanun diyorlar ya, çekme kanunu var, donma kanunu var. Soğuk olunca su donuyor. Neyi görüyorsun ki? Donma fiilinin nesini görüyorsun ki? Soğuk olunca donuyor, onu görüyorsun. O kadar. Ya nasıl olduğunu görmüyorsun. Kimse görmüyor. Sen değil, kimse görmüyor. Ama gözlemlerimizin sonucunda bir gözlemlerimiz ile bir sonuca ulaşıyoruz ve kalbimizde bir itminan oluyor. Yani bu böyle olamaz. Bu kendi kendine olamaz. Bunun bir yaratıcısı, şu özellikle bir yaratıcısı olması lazım. Çünkü ben sonucu görüyorum, fakat olayın nasıl vuku bulduğunu görmüyorum. Bir ara çok derste de konuştuğumuz bir mevzu vardı, şimdi aklıma geldi. Yaratma olayını kimse, yani yaratılıyor eşya, ne materyalistler madde cinsinden yaratma olayını tarif edebilirler, ne de madde bunları yaratmıyor. O onun yanına geliyor. Böyle bir yaratılış var. Böyle bir yaratılışta böyle bir proses var. Arka arkaya gelen olaylar var ama yaratmayı kimse görmez. Materyalist maddesinde görmediği gibi madde bunun yaratıcısı olamaz. Bunun bir yaratıcısı olması lazım diyen Allah var, kainatın bir yaratıcısı var diyen görmez. Onun için onun yaratmasını da görmez. Yalnız neyi görür? Yaratılanı görür. Diyorsunuz ki, bakıyorum, bunlar yapamaz. Şöyle özellikle bir yaratıcı. Neden? Çünkü ben neyi görüyorum ben? Evet, ben neyi görüyorum? Yaratma fiilinin sonucunu görüyorum. Benim görevim, yaratma fiilinin sonucuna bakıp, bu sonucu kim yapabilir diye tarif etmektir. Sebepler bunu yapamaz ki. Sebeplerin yapamadığını herkes biliyor, sen de biliyorsun. Ne yapıyor? Ama bir sonuç var ortada. Madem yaratılmışız, o zaman insan aklı diyor ki, yaratanımızın olması lazım. Çünkü yoktan var edildi. Yani Allah'ı tanımak eşittir o zaman. Onun çok kompersiyonları, çok şöyle, çok böyle özelliklerini anladığımız zaman Allah'ı tanımış. Yaratıktaki, evet, yaratıklardaki görünen özelliklerin, yaratık cinsinden herhangi bir şeye ait olamayacağından emin misin? Adım adım gidelim şimdi. Yaratıklardaki görünen özelliklerin, mesela şu makinedeki görünen özelliklerin, şu makinenin parçalarından kaynaklanmadığından emin miyiz? Eminiz. Fasulye büyüyor ya, öyle ya, senin salatalık.
Salatalıklar büyüyor. Şimdi salatalıkların salatalıktaki görünen özelliklerin sudan, topraktan, mineralden ve salatalığın çekirdeğinin içerisinde şimdi artık o öldü, yok oldu olan espat dairesinde görün, yok bitti artık olan DNA'nın bilmem kimin bunu yapmadığından emin misin? Onlar yaratıyorlar, onlar vücut veriyorlar buna. Bu böyle bu saçmalı diyor musun? Evet. Bu birinci basamak. Yaratılmış salatalık ortada mı? Sebepler dediğimiz, dünyada gördüğümüz sebeplerde bunun yaratıcısı, bunu yaratılmış vaka var ortada çünkü. Onun yaratıcısı olamaz mı? Evet. Bunun yaratıcısı kim olabilir diyorsun? Yaratığa bakıyoruz salatalığa. Şu özellikler var. Bu özellikler yine evrensel. Yani evrensel dedim. Tüm kainatı bilen salatalığa bu şekli verir. Tüm kainatı tanzim edenin nizamı sonunda bu salatalık yaratıldı, var edildi. Tüm kainatta kainatı tezyin edenin tezyinatıyla bu salatalıkta bir suret, bir sanat eseri görünüyor. Orada bir dizayn var, iyice bak. Süs var üzerinde. Kasıtlı, ona ait tamamen her şeyi bilen birisi salatalık o bir ferdine ait dünas sanki derse ferdle nevi arasındaki ilişkide. O ferde ait bir damga vurdu. Sen böyle olacaksın, tercih yaptı. O yaratanın iradesinin sonsuzluğu, bilgisinin sonsuzluğu biz kendimizdeki ölçülerde kullanalım çünkü. Şimdi bilmeyen birisi böyle bir şey yapamaz. Suret vermeyi beceremeyen birisi böyle bir şey yaratamaz. Kendini ölçüyorlar. Görmeyen birisi böyle bir şey yaratamaz. Gören bir yaratık yaratamaz. Yaratıkları değil, genişlerin. Ve bu özellikler mutlak olması gerekir. Çünkü hem kainatta var, bir, bütün kainata eşit olarak var. İki, her an var. Devamlı var. Üç, onun özellikleri karşısında azla çok fark etmiyor. Bu yaratıcı huve. La ilahe illa hu. Ne demek? La ilahe illa hu. O, bu özelliklere sahip olan ve bu özellikleri mutlak olan. Çünkü o özellikler karşısında rakamların, sayıların, azlığın, çokluğun, büyüklüğün, küçüklüğün farkı yok. O zaman o mutlak olması lazım. Onun yaratıcılığı mutlak olması lazım. Onun ilmi mutlak olması lazım. İşte o mutlak özelliklere sahip olandır Allah ve ben daima onunla beraberim. Kendimdeki özelliklerim de ondan geldiğinin bilincindeyim. Kendim de onu tanımak üzere yaratılmışım. Onu tanımak üzere yaratılmışım. Bütün kabiliyetlerim onu tanıtıyor. Burada Bülent'in sorusu bu. Biz Allah'ın nesini tanıdık? Kardeşim zaten sen neyi tanıdın ki? Yani neyin, ne tanımak istiyorsun ki? Kayısıyı yedin, lezzetiyle, şekliyle, rengiyle, özellikleriyle, görebildiğin, duygularının muhatap olduğu özelliklerle bir kayısı anlayışına sahip oldun mu? Tamam. Kainata da baktın, kainattaki özelliklerin sahibi bir zatın olması lazım geldiğini söyledin. Doğru söyledin. İşte o zattır. Sen mesela, sen örnek olarak bir şeyi düzenli yapıp da amma da güzel oldu dediğin zaman bana bu kabiliyeti, bu özelliği veren beni bu özellikle yaratandır. Ben kendim bunu üretmedim diyorsun. Ben ilah değilim diyorsun. La ilahe diyorsun. La ilahe dedim diye selviye usulü gitmiyorsun. Hani Allah küçük olmayandır, Allah sınırlı olmayandır gibi tarifle gitmiyoruz. Selviyeyi bu noktada bir selviye başlangıçta kullanılır. Kainat yaratan sınırlı olamaz diye tarif edilir. Sınırsızlık tarif edilemez. Tarif edilemez diye ben mesela sınırlı olmayandır demek zorunda değilim ki. Yani öyle bir tarifle Allah'ı tanımak zorunda değilim ki. Başlıyorum, ondan sonra kainattaki tüm düzenin sahibi, bütün kainatı
en ince detayla varıncaya kadar düşün şimdi. En küçük hayvandan, en küçük hücreye, en küçük moleküle, vahidiye en küçük... Vahidiye gerek mi gerekiyor? Hani böyle ahadiyet zaten vahidiyete gider. Her ahadiyet vahiyete gider. Yani ehadiyetten vahidiyete gidilir. Vahidiyet içinde ehadiyet görünür. Bu kavramı yapınlar. Vahidiyetten ehadiyete gelinir tamam, değil. Öyle de. Bak. Şu kavrama iyi dikkat edin. Ehadiyetin son şey vahiy olması gerekiyor gibi sanki tam manasıyla. Tam... Her ehadiyet evet. Her ehadiyet bizi vahidiyete götürür. Ama vahidiyetten her vahidiyet ehadiyete getirir değil. Vahidiyet içinde ehadiyet görünür. Bu gidiş geliş aynı mahiyette değildir. Ona dikkat ettikten sonra şu kainatın sahibinin kim olduğunu ben şu dünyada yaşayarak tasdik ediyorum. Ve ilişkimi de ona göre kuruyorum. Kulluk budur, ubudiyet budur, iman budur. Yani iman yani biz Allah'ı iman cinsinden tanıyoruz deyince canım öyle varsayıyoruz anlamına gelmeyecek. Zaten biz neyi iman cinsinden ama Allah'a iman mutlaktır. Öbür imanlarsa tasavvurisini tabirlerle tasavvuridir, vehmidir. Hani tabiat yapıyor diyen vehmidir. Kayseri'den mi iman cinsinden tanıyorsun? Ne cinsinden tanıyorsun peki? Öyle. Yani, yani başka düşün şimdi. Şimdi Kayseri ona yok ortada. Ne cinsinden tanıyorsun? Kayseri işte böyle diyorsun. Geçenlerde yedim böyle bile işte böyle. Mutlak olması lazım. Şöyledir, öyle bir intiba var bende. Kendimizdeki duygular var, rahmet var, hani suret vermek var, güzelliği sevmek var, şefkat etmek var. Birisi biraz yaramazlık yapınca hayır böyle olmaması lazım diye karşı gelmek var. Kainatı şey olarak mantık olmaz. Yani Allah'ın tecellisine şahit olmak için mantık olmaz da çok önemli. Çünkü Kristi'yi işte her ne cinsini biliyorsa bir şekilde tecrübe ettik yani. Tabii. Tecrübe ettik. Ha. O nasıl biliyoruz dedik. Sahibinin dilinde tüy bitiyor. Adam 5000 sayfa kitabı sırf bunun için yazmış. Kainatın şehadeti olmadan neye inandığını söylediğini zannediyorsun ki? Nereden çıkartıyorsunuz bunu arkadaşlar diyor. Ben Müslümanım. Böyle, biz Müslümanız. Böyle olmaz diyor. Şimdi o kayseri o şekilde yiyince de hani bir yerde ya burada bir elhamdülillah diyorsun, öbür tarafta elhamdülillah diyorsun falan. Yani o kayseri de tanınabileceği gibi işte yaratıcıyı tanıyayım dedi. O ebediyete tanınmış olamıyor. Ebediyete muhatap oluyorsun. Ebedi mutlaka muhatap oluyorsun. Bu her ehadiyet bizi vahidiyete götürür ve vahidiyet içinde ehadiyet görülür. İçin bir örnek verir misiniz? Evet, yani hemen bir örnek bir yapabilir miyiz? Ehadiyet bizi vahidiyete götürür. Yani tamamen yanlış değil ama ehadiyetten vahidiyete ulaşmamız gerekir. Vahidiyet içinde de ehadiyeti görmemiz bir lazım. Örnekten gidelim. Mesela? En ufak bir yaratık. Ne? Karınca mı? Balal, kelebek. Bir kelebek de bunlar yapamaz. Bu sebepleri yapamaz. Kelebeği yapanın kainatı yapan yapacak sonsuz güçte kuvvet olması lazım. Vay. Çünkü biz yaratma görüyoruz. Yaratmanın ne mahiyetini var ya görmüyoruz. Nasıl görmüyoruz? Bakıyoruz kelebek oluyor. Kimse ama demeyin biz görmüyoruz da materyalistler maddeden kelebeğin oluşumunu görüyorlar. Vallahi onlar da görmüyorlar. Kelebeği görüyorlar. Tamam, ona benim gibi kelebeği görüyor. Şimdi biz orada hepsi gördük. O bataryalist diyor ki arkadaş diyor ben kelebeğin yapımında şu DNA'daki kromozom sarmallarını görüyorum. Onlar açıldıkça şöyle oluyor diyor. Sarmalları yaratıyor diyor. Sen diyorsun ki ben böyle saçmalığa inanmam. Sarmallar bunu yaratamaz. Sarmallar ile kainatı yaratabilen birisi kelebeğe nizam verir, düzen verir, vücut verir, halk eder. Sarmalları da yaratan onu yaratıyor. Tamam.
Çünkü yarım sarmal da yaratılmaya muhtaç. Kur'an'ın mantığı bu. Kur'an'ın bize öğrettiği düşünce tarzı bu. O diyor ki sarmalı gördüm ben orada kaldım diyor. Sen orada kal. Benim insan olarak duygularım olmaz diyor. Sarmalı da yaratan, kelebeği de yaratan kainatın kimini yaratabilen bu sarmaldan bu kelebeği yaratabilir. Bu vahidiyet mi? Ehadiyetin vahidiyete geçmesi. Vahidiyet. İşte vahidiyete gidiyoruz sürekli. Bu sefer diğer kelebekteki şehadet, yani demonstration diyelim, yaratma demonstration'ı, mutlakın yaratma demonstration'ı diğer kelebekte de görülüyor. Diğer hayvanlarda da görülüyor. Diğer bitkilerde de görülüyor. Kainatın tümünde görülüyor. İşte kainatın tümüne böyle mucizevi bir şekilde yaratarak vücut veren tek bir kaynak olması lazım. Ve o kaynak mutlak olması lazım. Vahidiyet. Ehadiyetten vahidiyete geçtik. Şimdi vahidiyet içinde ehadiyet görülecek. Nasıl? Şimdi bütün bu kainatı, bu harika nizamı içerisinde kim tanzim etti? İşte kainatın yaratıcısı o dedim ya. Ondan sonra geliyorum, bir kelebeğe bakıyorum. Diyorum ki bu kelebek de o yaratıcının mahluku olması lazım. Yaratığı olması lazım. Zaten bir kainatın yaratıcısı deyince onu girmiş oluyor zaten. Ondan sonra incelemeye devam ediyoruz ya bizim insan olarak ilişkimiz. Çünkü kainatı birlikte olmuyor ki kelebekle beraber oluyor. Kelebeğe baktığında yani kelebeğe baktığında tekrar bak vahidiyet içinde ehadiyete bakıyorsun ama ona delil olmuyor. Tekrar kelebeğin birinci aşamadaki yaptığımız tahlili yapılmadığı sürece sahibi Sisran onu söylüyor. Birisi genel olarak sırf önce vahidiyetten başladı. Kainatın bir yaratıcısı var dedi. Kardeşim kelebek de onu yaratmıştır. Kelebeği de o yaratmıştır öylesi dedi. Bu olmaz diyor sahibi Nursi. Bu bunun ispatı olmaz. Bakın ehadiyetten vahidiyete geçmek insan için bir ispattır, bir iknadır. Fakat vahidiyetten ehadiyete gelmek bir ispat değildir. Onu biz bizzat yaşamamız lazım. O zaman kelebeğe gelince olabilir dedik ya, bütün kainatı yaratan kelebeği yaratmış olabilir. Nasıl? Bak bakayım kelebeğe. Ya, evet. Onun için ehadiyetten vahidiyete gidilir. Vahidiyetten ehadiyete gidilmez de vahidiyet içinde ehadiyet görülür ve ehadiyet tekrar ispat edilir. Yani adam ikna olması lazım insanın. Bu kelebeği yaratanın gerçekten kainat yaratabilecek özelliklere sahip olması lazım. Diyerek tekrar vahidiyete çıkması ve vahdaniyet-i ilahiyeyi bütün hisleriyle tasdik etmesi gerekir. Şimdi o vahidiyet sanki anlaşılı şey gibi geliyor. Yani sanki vahidiyet çok büyük bir bina. Ehadiyeti kullanarak o binayı yapıyorsun gibi geliyor. Sanki vahidiyeti hiçbir zaman, hiçbir zaman vahidiyeti yani vahidiyetin ehadiyetine gibi bir şey yok gibi geldi sanki. Vahidiyeti çünkü o çok büyük bir bina onu anlama diye bir olay yok başladı zaten. Yavaş yavaş onu buyurduk. Eğer ehadiyetten gidilerek ulaşılmış bir vahidiyet değilse genel kabuldür. İşte insanların problemi orada. Ehadiyetten ama vahidiyete ulaşmanın çok zaman aldığı şey. Yani olabilir. Demek istediğim şey, mesela kelebekte görüyorsun da, kelebekten vahidiyete ulaştın, vahidi anladın diyemezsin ki. Kelebeğe görüyorsun ama başka bir şey kullanacaksın. Her şeyi kullanıp... Tamam, usul konuşuyoruz ya. Usulü, prensip olarak tek tek eşyalardan o tek tek eşyanın yaratıcısının özelliklerinin, sıfatlarının mutlak olması lazım geldiği sonucunda kalbin mutmain olacak. Ondan sonra vahidiyetten bahsedilir. Fakat problem insanlar şöyle kainata genel olarak bir baktıklarında ehadiyetten vahidiyete giderek değil ya bu koca kainat bunun bir yaratıcısı vardı diyorlar. Ondan sonra her şeyi de o yaratmış diyorlar. Sayın Nursi diyor ki şirkten kesinlikle kurtulamaz. Ehadiyete vahidiyet dedim ki. 22. sözün ikinci makamı ehadiyetin tecellisiyle vahdaniyet-i ilahiye ulaşmanın eğitimidir. Yoksa tevhide ulaşamazsın. Çok hırsızlıklar olur diyor. Bu kadar kainatın yaratıcısı olması lazım. Bu kadar düzeni baban ne yaptı, kim yaptı der. Kim kurdu bunu der. Biz anlayacağız diye canımız sıkıyor insanlar bile. Bunun kurucusu vardır çok. Tamam ben Allah'a inandım der. Doğru. Allah'ın varlığına inandım. Böyle birisinin var olması lazım geldiğine inandım.
bu kadar mal mülk olsa olsa işte en zengin adam kimse onun olur, başkasının olamaz der. Herkes bir paketini alır gider. Herkes bak kendi de alır gider. Kendi de hırsızlık yapar orada. Bu da benim olsun der. Anlaşıldı mı? Vahidiyete, ehadiyetten gidilmemiş bir vahidiyet, eğer vahidiyet için bir vahidiyet ve o vahidiyet içinde ehadiyet tecellisi görülmemiş, tasdik edilmemiş bir tevhid kendini şirkten kurtaramaz. Peki, hırsızlıktan kurtaramaz. Hazreti vahidiyete gittikten sonra vahidiyet, ehadiyet zaten görülür. Ama vahidiyetin içinde ehadiyet görülürken aslında o çalışmada bir ön kabul olmuş oluyor. Hayır değil. Ehadiyetten vahidiyete gittin ya, belli bir tasdikten sonra gittin. Ama işte gittikten sonra, yani ondan evet. Sonraki aşamalarda tamam, mesela, bir ön kabul var. Yine diyelim ki 1 milyon paketin bulunduğu bir mal var. Mal yığını var. Her defasında mı ehadiyetten evet. Vahidiyete, vahidiyetin içinde ehadiyet? İşte bir kaba baktın, bir pakete baktın, 1 milyon paket var. Bu kadar mal benim olamaz. Ben böyle zengin değilim. Bületim de olamaz. İşte omarım da olamaz. Dedim bunun. Şimdi her bir pakete baktık. Her bir paket üzerinde 22. sözün 2. makamı. Her bir paket üzerinde mührü gördük. El yazısıyla imzayı gördük. Tamam mı? Signature'ı gördük. El yazısıyla. Bir tanesini gördün, 5 tanesini gördün, 10 tanesini gördün, değişik paketlere baktın, küçük pakete baktın, biraz büyük pakete baktın, sarı pakete baktın, yuvarlak pakete baktın. 1 milyon tane paketi incelemedin. Ama bayağı 100 tane falan paket inceledin, hepsinde ki mühürü tek gördün. Dedin ki işte bu mühür kiminse veya bu mühür ancak bütün bu paketlerin sahibine ait olabilir. Ama oradaki vaadiyle geçmiş olmasın ki. Hı. Tam dolu olmuş olmuyor orada vaadi. O vaadiyle geçmiş olmuyor. Mutlakı hep buluyorsun ya. Şey, uzatmayalım da. Mutlakı buluyorsun ya. Ancak bütün bu mevcut kainatta diyelim. Ne kadar varlık varsa, mevcut varsa onlara vücut verebilen bu pakete de vücut vermesi lazım. Bütün kainata vücut veremeyen bu pakete vücut veremez. Bütün bu mallara sahip olamayan bu pakete sahip olamaz. Mührünü okuman lazım. 1, 2, 3, 5 ondan sonra vahidiyete ulaşıyorsun ve kalben mutmainsin ki mesela dediler ki sana ya ben dün Avustralya'dan geldim orada bir böcek var şöyle şöyle hiç görmemişsin sen. Vallahi onu da kainat yaratan yaratmıştır diyorsun. Hiç görmedin halbuki. İşte orada vahidiyeti kullanıyorsun. Vahidiyet içinde ehadiyeti iddialaşırsa, nefis derse ki ya ne biliyorsun falan dese, gidersin böceği incelersin, o paketin üzerinde de mühürü görürsün. Orada da vahidiyet içinde ehadiyeti yine ama hangi vahidiyet? Ehadiyetten gidilmiş vahidiyet içinde ehadiyeti görürsün. Yani tevhidin bu anlayışı, bu eğitimi yapılmazsa şirkin önü alınmaz. Çirkin önüne geçilmez. Tamam. Tevhid eğitimi yapılmadan şirkin önüne getirilmez. Ehadiyetin tecellisiyle kalp mutmain olmadıysa sırf bu kainatın bir yaratıcısı vardır demekle tevhid gerçekleşmiş olmaz. Hep anlaşılması gereken nokta bu burada. Hepsine vahidiyete ulaşmadın değil. Her bir noktada ulaşıyorsun. Ehadiyetten gittikten sonra mutlaka ulaşıyorsun zaten. Her bir fiil, iş, eser, anlatıyorum. Her bir eser, bir fiile, isme, sıfata, şe'ne ve zata ulaştırır ve mutlak olduğunu anlarız. Yoksa ben Allah'ı bildim, marifetullah'a erdim diye sanki elim örneğimize dönelim. Elimdeki kayısıya işte bu kayısı dedim diye yine senin. Herkes biliyor ki bu kayısı demek sana ait bir perception. Sana ait bir perception. İman cinsinden. Gözüm gördü diye sanki sen iman cinsinden olmadığını mı zannediyorsun? Yine iman cinsinden. Algıladığın, senin algıladığın. Yani biz her şeye zaten iman ederiz de önemli olan Allah'a iman etmektir.
kainatın yaratıcısına, mutlak olan yaratıcıya iman etmektir. Yoksa insan, herkes diyorlar ya, bilim de ne oldu? Şimdi bak bazı tabirleri kullanalım. Bilim, science, bir kelime religion. Niye? Adam ne öyle inanıyorum diyor. Bunun sebebin yaptığına inanıyorum diyor. Bak o inan, bu şey değil ama canım faraziye anlamında değil. Birisi gerçekten doğru bir, hak bir inanç, diğeri ise bir hakkı görmemek için, görmemek için bir dogmasını oraya monte etmesidir. Niye? Ben sebeplerin yaptığına, hiçbir delil yok. Sebeplerin yaptığına dair hiçbir delil yok. Hı. Kendi kendine oluştuğuna dair hiçbir delil yok. Ama çünkü eşya var ya, gördüğümüz eşya, muhatap olduğumuz mahluk. Mahlukun yaratılmasında sebeplerin etken olduğuna dair hiçbir delil yok. Biz, peki mümin ne yapıyor ya? Mümin billah diyelim şimdi. Mümin billah ne yapıyor ya? Sebeplerin yaratmasına dair, yaratıcı olduğuna dair hiçbir delil yok. Bunlar yaratıcı olamaz. Yaratığa bakıyor, mahlukun kendisine bakıyor. Bunu var etmek için mutlak özelliklere sahip olması lazım. Ve mutlak özellikler yaratık cinsinden tanımlanamaz. Onun için yaratık cinsinden olmayan ve bütün yaratıkları yaratandır. Bunun yaratıcısı diyorsun, dogma değil bu. Bayağı ne diyorlar ona? Human judgment. Öbürü ise diretmedir. Küfür, bir inanç, Allah'a inanmamak bir diretmedir. Yani o demonstration yapamaz. Ama mümin demonstration yapıyor. Bir kayısının vücuda gelmesi için bir kar tanesinin var edilebilmesi için bütün kar tanelerini yaratan, var eden ve o kar taneleri yaratma sistemini, var olma sistemini kuran olması lazım bunu yaratan diyorsun. Gözlemini söylüyorsun. Öbürü gözlemini söylemiyor. Gözlemine şahsi kanaatini zorla monte ediyor ve diyor ki şimdi bulamadım ama sonra bulacağım diyor. Hep bu yalan. Şimdiye kadarki bilimin uydurduğu en önemli yalanlardan bir tanesi de şimdi tam tespit edemedim, ispat edemedim, demonstration yapamadım ama A'nın B'yi yaptığına sebep cinsinden. Yaptığını ben ispat edeceğim diyor. Devamlı o mantıkla, o dogma ile laboratuvar kurgusunu yapıyor. Düzeneğini kuruyor. Onu ispat etmek için düzenek kuruyor. Milyarlarca para harcıyorlar. Sistem kuruyorlar. O dogmayı ispat etmek için. Edemediler, edemeyecekler, edilmez. Çünkü sebepler yaratmak belli bir şey. Boşuna para harcıyorlar. Ama para harcadık da insanları kandırıyorlar. Ay, ilim. Orada bir takım teknik isimler söylüyorlar. Bazı teknik isimler söylüyor. Diyor ki işte diyor, enzim böyle yapar bilmem ne. Enzim bunu nereden yaptı arkadaş diye sorduğunda kendi de biliyor. Vallahi o da bilmiyor. Öyle gördüm diyor. Hani çeşmeden su akıyor ya, çocuğun çeşmeden su akışını gördüğünde bu çeşme su üretiyor diyor. Çeşme nasıl su üretir ki? Dediğin zaman ben öyle gördüm diyor. Çeşmeyi açıyorum oradan su geliyor diyor. Çocuk ya. Bunlar kendileri de söylüyorlar. Elektrik düğmesini döndürdüğün zaman lamba yanıyor ya. İşte bak bu böyle. Ben öyle gördüm diyor. Elektrik yapıyor. Düğme diyor elektrik yapıyor diyor. Işık veriyor diyor. Bunu çevirdiğin zaman ışık geliyor. Çevirmediğin zaman gelmiyor diyor. Diyor sana bunu ispat edeceğim diyor. Düzenek kuruyor. Öyle bir düzenek kuruyor ki tam kendi dediğini ispat etmek üzere düzenek kuruyor. Zaten herkes bunu biliyor. Yani ışık nedir diyorsun? Dalga diyenler dalga olduğunu göstermek üzere düzenek kuruyor. Foton diyenler foton olduğunu göstermek üzere düzenek kuruyor. Kendi bias. Öyle de kendileri diyorlar. Kendi dogmalarını ispat etmek üzere kuruyorlar ama ispat etmiyor. Sonucu görüyor. Sebebi onun correlation dediği, beraberindeki bulunan sebebi, işte bu onu yapıyor diyor. Vallahi kandırıyorlar. Kendi dogmalarını empoze ediyorlar. Hiçbir delilleri yok. Yaratmaya dair hiçbir delilleri yok. Bu bunu yaratıyor, yapıyor, bak yaptığını görmüyor musun diyemezler. Çünkü yaratma kayıptan geliyor mahiyet itibariyle. Kimse kaybı alıp da laboratuvara koyamaz. Kayıp mutlaktır. Mutlakı laboratuvara koyamazsın. Alem-i şehadet cinsinden gerçekleştiremezsin, gösteremezsin.
Mutlak çünkü. Absolut. Yaratmanın kaynağı absoluttur. Kandırmacadan başka, çocuğu kandırır gibi kandırmacadan başka bir şey yapmıyor materyalist bilim. Ama onların bizi kandırdığı nokta ne biliyor musunuz? Mukarenetten faydalanıp, yani kainatı yaratanın nasıl yarattığını öğreniyorlar. O yaratılışa uyuyorlar. Tabii yaratılış kanunlarına uyuyorlar. Uyduktan sonra tabii ki yaratılış kanununa uyana muvaffakiyet verilir. Değil mi? Suyu dökerse bitki büyür. Ama su bitkiyi yarattı değil. Suyu dökersen bitki büyür. Kanun bu. Suyu döküyor, bitki de büyüyor. Ondan sonra der ki bak diyor, görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bitkiyi büyüttüm diyor. Yalan söyleme. Yalan söyleme, bitkiyi büyütmedin. Bitkiyi büyüten su ile büyütme nizamına uydun, onun kurallarına uydun, onun kurallarına aptoldun, onun kurallarına aptolunca neticeyi de o kurallar dahilinde sana verildi, yaratıldı. Sen yaratmadın ki, yaratılmasını istedin. İşte insan halk etmez, kisp eder. Kisp eder, kisp, ister, acquires, tamam mı? İster, kisp. Yaratılmasını ister. Sen ne istiyorsun arkadaş? Ne istiyorsun? Işığın yanmasını mı istiyorsun? Buranın kuralı var. Git elektriği söndür. Su mu istiyorsun? Git çeşmeyi aç. Buranın kuralı var. Çeşmeyi açtım diyor. Suyu ben yaptım deme. Çeşme yaptı da deme. Herkes bunu biliyor. Ama adam diyor ki bak arkadaş diyor, ne olursa olsun ben diyor çeşme yapıyor diyorum ve çalışıyor diyor. Çalışıyor. Neye? Çeşmeye asıyorum. Su geliyor, kapatıyorum. Gördün değil mi diyor. İşte teknolojinin çalışıyor olmasını kendi saçma fikrine delil gösteriyor. Halbuki teknolojinin çalışıyor olması kainattaki nizamın evrensel oluşunu ve bu nizamı kuranın mutlak olduğunu gösterir. Yoksa o sebeplerin yarattığını göstermez ki. Sen nizama uymadan bir, kainattaki nizama uymadan yap bir tane makine çalışsın bakayım. Kendin isteyerek yap bir tane makine. Al sebebi, dedikten bunu yap. Yapmaz ki. Nizam olmadan bir sebep kullanmak için ne yapabilirsin? Değil mi? Kainattaki mesela. Hayatın nizamına uymadan, hayatın olması için ne lazım? Şu şu. Ona uyarak bir düzene kurma bakayım. Kendi kafana göre bir düzenek kur. Ve kurduğun düzenekte istediğini üret bakayım. İşte o zaman biz Allah'a inanmayız. Kendi kafana göre yapıyorsun, oluyor. Kainattaki düzene uymadan yap bakayım. Bir gemi yürüt bakayım sen. Kur'an'ın delilleriyle konuşalım şimdi. Değil mi? Denizde yürüyen, denizde giden gemiyi biz yürütüyoruz diyor Kur'an. Hayır efendim, ben yürütüyorum. Yürüt bakayım bir tane gemide. Kainattaki mevcut düzene uymadan bir suda bir şey yürüt. Ya bir şey yap, orada kendin bir şey yürüt bakayım. Kainattaki düzeni bulmadan yap bakayım bir şey. Kainatın içine çıkamayın derken. Yani yaratma gerçekten gayıptan geldiği için biz yaratmaya iman ederiz. Ama iman etmek demek bilmemek. Materyalistler biliyor da biz bilmiyor değil. Hayır hayır, zaten hep iman ediyorlar. Hep iman ediliyor. Hep böyle olduğunu zannediyorum. I believe, I understand. I perceive mesela. Hep böyle diyor. Hep böyledir zaten. O kayıtlı meselesinde diğer üstad diyor ya, işte, kendi varlığından şüphe et ama Allah'ın varlığından şüphe edilemez falan gibi bir şey bıraksanız. Evet. Şimdi o kayıtlı meselesinde de normalde kayıtlı insan algılarken sadece beş duyusuyla ilişki kuruyor. Ama mesela Allah'la olan ilişkisinde o beş duyusundan farklı, o hani latifeler falan var ya. Kim duygular? Yüzlerce, binlerce duygular var. Yani o kayıtlının varlığından şüphe edebilir ama çünkü sadece beş tane duyusuyla onun ilişki kuruyor. Hı hı. Allah'ın varlığından ya, yani o ilişkilerini kurabilir. Ya kendisinin varlığından. Şüphe edemez yani. Evet. Çünkü çok daha kapsamlı bir ilişki var. Bunlar elhamdülillah güzel konular. İman nedir? İman nedir? Ya, kesinlikle iman bir dogma değildir. İnanmamak bir dogmadır. Bunu bir anlasak. Yani şu laboratuvarda ben bir şeyleri ispat edeceğim diyen, kendisine ilim adamı diyen kimsenin kendisinin dogmaya sahip olduğunu,
kainatın yaratıcısı var diyeninse dogma değil, gerçekten hakkı tasdik eden, hakka teslim olan, kendisiyle çelişmeyen, hiçbir dogması olmayan insaniyetinin iktizasını, human judgment. Yani benim yaratım, benim varlığımın gereği bu. Ben böyleyim. Kendimi hiçbir şartlandırmaya koymadan kainata baktığımda kainatın yaratıcısı var diyor. Bu yaratılıyor diyor. Duygularımın hepsi en ince teferruatına varıncaya kadar kainatın parçalarını incelediğinde de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün duygularım aynı şeyi söylüyor. Küfür dogmadır. İnansızlık dogmadır. Tabiat perestlik dogmadır. Tabiat kendisi yapıyor, kendi kendine oluyor demek dogmadır. Bu kainatın en küçük parçasıyla birlikte yani ve mâ beynehumâ var ya, hani semavat ve arz ve onların ikisindeki bulunan ve in min şeyin illâ yusebbihu bihamdi yetusebbihu lehus semavati vel ardı ve men fîhinne ve men fîhinne. Ne demek? Semavatta ne varsa, arzda ne varsa ve o ikisinde bulunan semavat ve arz ve o ikisinde bulunan her bir şey ve men fîhinne. Tek tek yaratıcımız var ve bu mutlaktır, yaratık cinsinden olamaz diye ilan ediyor. İşte onu anlamak, buna teslim olmak, evet öyledir demektir iman. Buna karşı direnmek, kendi dogmasını zorla yaratılışa empoze etmek demektir. Bunu bir anlasak, din dogma değildir. Dinsizlik dogmadır. Bunu bir anlasa karnımız çok rahat edecek. Fakat öyle laf ediyorlar, öyle laf ediyorlar ki tersini yapıyor. Tam birisi konuşurken hani ağa kalabalığına getiriyor, öyle bir kalabalık var. Buradan bir kişi konuşurken hep bir bağırmaya falan başlıyor böyle. Yani mesela din dogma değildir diye birisi söylese hemen öyle bir gürültü çıkacak karşısına. Karışık. Anlaşılmaz hale gelecek değil mi? Onun için insanların iyi. Bazı kasıtlı kimseler şeyler var ya, böyle patronlar. Hazreti Musa ile Firavun arasındaki ilişkiyi düşünün, İbrahim ile Nemrut arasındaki ilişkiyi düşünün. Patronlar ne yapıp yapıp da bu mesajı örtbas edeceğiz diye çabalıyorlar. Çünkü bu mesajda Rabb'e teslimiyet var, insanın tevazuu var. İnsanın gerçeğini kabul etmesi var. Öbüründe benim dediğim olacak. Ben hegemonya kuracağım. Ben kolonize edeceğim seni. Seni ben yöneteceğim var. Firavun. Nemrut. Benim dediğimi yapacaksınlar. Öbürü de senin dediğini yapmayacağım. Allah'ın dediğini yapacağım. Çünkü Allah otoritedir. Sen otorite değilsin. Sen benim gibi bir yaratıcısın diyor. Başlıyor o. Hayır ben senin gibi yaratık değilim diye üretmeye. İşte bu üretme çabasıdır dogma. Allah'a teslim olmayacak. Bir insanlar böyle bir çabanın içine giriyor diye sorarsan git onlara sor. Derdin ne kardeş? Benim öyle bir derdim yok şu anda. Ben anlamaya çalışıyorum. Dogmalardan kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Sihirilmeye çalışıyorum. Ama biraz da din adına konuşanların dini dogma olarak takdim etmeleri işte benim kafamın tasını onlara attırıyor. Derslerde şurada burada öyle dogma tarzında dini takdim eden oldu mu fırçaya çekiyor. Anlıyorsun değil mi? Niye bazen 1-2-3 olmaz, olmaz, olmaz da gelme kardeşim dedim. Ne o yani? Sizin din dogma deyince sözünüzü kaçtıracak insan var, dinler insanlar olur. İşte onlara diyoruz ki sizinle bizim ilişkimiz yok. Senin olduğun yerde ben dini anlatamam ki. Adam dini dogma olarak görmüş, öyle anlatıyor. Sen de burada dini dogma değildir diye anlatmaya çalışıyorsun. Çelişiyor. Ne yapayım? Dur kardeşim, git kendi mahallene. Dikkat edin, meslek, yaklaşım farklılığı, tahkiki iman ile dini anlamak, tahkiki iman olmadan dini anlamaya sürtüşür, çarpışır, çelişir, dini bozar, öyle söyleyeyim. Hakikatini bozar. Onun için tahkiki iman mesleği yapıldığı, mesleğinin uygulandığı bir düşüncede, bir alanda, bir yerde
tahkiki iman mesleği uygulamayan birisi olursa mutlaka çatlak ses çıkarır ve taklidi imanı örtbas eder. Ona diyeceksin ki hayır kardeşim, git sen kendin. Yani onun için Risale'deki hep tahkiki iman mesleğinde gittiği için Risale'deki eğitime taklidi iman ile elde eğitim yapmış. Biz ona diyoruz genel medrese eğitimi görmüş kişiler tahammül edemezler. Bu şeyler de mesela Risale'yle birilerinin şey yapmaya çalışırken şey denebilir mi? Yani mesela bu Risale çalışıyor işte konusu bu. Şimdi bunun mesela bir şey konuşulduğu zaman eğer onu anlamıyorsan oradaki yani bu olayın nasıl taktiklerini anlamıyorsan onu sor. İşte tartışmaya çalışalım. Ama itiraz, buna katılmıyorsan onu hiç getirme buraya. Çünkü biz burada bu dersin konusu bu gibi sanki. Mesela bir olay yaşadıkları zaman için ben referans veriyorum. Onlarla Eren biliyorlar. Biz öyle söyledik. Bak burada belli bir prensipler dahilinde eğitim yapılıyor. Eğer bu eğitimin farkındaysan dikkat et, öğren. Farkında değilsen o zaman bu eğitime karşıt bir eğitim de Kur'an'dan ayet getirerek çıkma, ayetleri yanlış anlıyorsun, kendi anlayışını Kur'an diye getiriyorsun. Bir de en önemli bunların, literalistlerin en önemli hatası da Kur'an'ı okurlar, ayeti kendi taklidi iman prensipleri içerisinde anlarlar. Onu sana taklidi iman prensipleri içerisinde yani dogmalarıyla birlikte ayeti sana getirirler usul olarak. Ondan sonra da derler ki ben ayetle geldim sen ayeti inkar ediyorsun derler. Ayeti inkar etmiyorum. Senin dogma tarzını, usulünü inkar ediyorum. Dogma usulüne karşıyım. Bunu diye dediğin zaman kendisinin dogma olduğunu kabul etmiyor. Literalist ya. Ben ayet okudum aynen orada. Ayetle geldim sana diyor. Sen neyle geldin diyor. Literalizmin İslam aleminin başına bela oluşunu çok iyi anlamak lazım. Kur'an'ın, İslamiyet'in anlaşılmasında Müslümanlara bakan yönünde en önemli engel literalizmdir. Ve maalesef çoğumuz onun içindeyiz. Ayet böyle söylüyor, hadis böyle söylüyor diyerek çıkanlar da. Ayet öyle söylemiyor, hadis öyle söylemiyor. Dikkat ettin mi? Belki sen yanlış anlıyorsun. Dikkat ettin mi? Tahkiki iman eğitimi almamış birisi literalist olmak zorundadır. Tahkiki iman ne kadar aldıysa literalizmden o kadar uzaklaştırır kendini. Böyle bir durum var yani. Daha genel literalizm deyip geçiyorum da daha genel isimler kullanmak istemiyorum. Çünkü o zaman pratik hayatta pratik kavgalara vesile olur. Hiç gerek yok. Kendimize çok dikkat edeceğiz. Tahkiki iman demek bu ne diyor demek. Ben bunu kendi içimde anlamaya çalışacağım demektir. Literalizmle kurtulmak o. Hangi usulle böyle söylüyor? İşte risalelerdeki anlatımda ayeti alır, buna çok dikkat edin. Ayet böyle söylüyor, öyle söylüyor demez. Ayeti söyleme tarzını alır, o ne demek istiyor diye anlamaya çalışır, onun demonstration'ını yapar ve ondan sonra sonuçta sana dedirtir ki bu ayet doğru söylüyor dedirtir. Sana ayeti tasdik ettirir. Yoksa ayeti alıp kendi kafasındaki anlayışla birlikte sana ayeti empoze etmez. Ayetin doğruluğunu sana tasdik ettirir. Ayetin özellikle anlatım usulünü alır. Onun için sahnesini burada yaptığı gibi hangi meseleyi ele alacaksa ayetin o meseleye bakan veçesiyle bazen yarısını kesiverir. Usulünü takip edecek çünkü. Konunun ele alınmış tarzını takip edecek. Kur'an hem rehberdir hem aynı zamanda tasdik edilmesi gereken bir imanın bir unsurudur, öyle diyelim. Tasdik edilmesi gereken bir kaynaktır. Yani bu Allah kelamıdır diye tasdik edeceksin. Nereden tasdik edeceksin? Emin olacaksın ki öyle tasdik edeceksin. Literalist der ki, ben zaten Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inanıyorum. Nereden bildin? Ya Kur'an bizim kutsal kitabımız der. Olmadı. Ehadiyetten vahidiyete giden usul yok. Farkındasın. Vahidiyetten ehadiyete de gitmiyor. Vahidiyet içerisinde konuşuyor yalnızca. İşte dogma budur. Ve İslamiyet'te bu dogma yok ama
anlatabildiğimi zannetmiyorum. Anlatamıyorum. İlla ki Risale gibi bir kaynağın eğitiminden geçtikten sonra ha ha diyorsun. Yoksa dogmadan kendimizi kurtaramıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.